Rechber Piyasalar Merkezi merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi hisselere yönelik bir çalışma yapalım diyoruz. Şimdi dolar bazında bu rakamları çıkartalım. Hemen şöyle bir kalemimi bulmak zorundayım. Şimdi dolar bazında bakıyoruz. %100 endeksi geleceğiz. Saat 11'e 16 geçiyor. Enerji sağda gözüküyor. Sonra Fenerbahçe dolar bazında dip yapmış. Bank başladı artık yani. Evet. 18.50, 19.3 dakikada 100 tane hisseye baktık. Şimdi bunların içinde Akbank, Aksa, Alarko Gayri, yani şu an için Alarko Gayri, Alarko Holding, bizim, Brisa, Doğan Holding, Enerjisa, EKGO, Enka, Ege Endüstri, Froto, bir daha bakalım Froto'ya. Yarın Froto, Garanti, GSD, Hürriyet, İşgeo, Koç Holding, Koza Al, Migros, Net Holding, Sahol, Şişe, Toaso, Tüpraş, Vakıfbank, Halkbank. Bunlar arkadaşlar şu an için. Halkbank'ı saymıyoruz yine. Halkbank'ı biliyorsunuz geçen hafta da söylemiştik ama yani bu kumar olarak addetmiştik. Ama iyi prim yaptı. O da başka bir şey. Şimdi evet, şimdilik buradan TL bazında da baktığımızda aslında Halkbank iyi gözüküyor. Halkbank zaten söylemiştik. Garanti Bankası da iyi gözüküyor arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Alarko Gayri, Alarko Holding, Alarko Gayri şu an için biraz daha TL bazında iyi gözüküyor. Aselsan
bahsetmiş olduğumuz gibi artık uzak durmak demiştik gerekir demiş uzun görüşe. Arçelik yine iyi arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Ciddi bir hareket başlayacak gibi gözüküyor buradan, onu söyleyebilirim. Bağfaş da yavaş yavaş toparlanıyor. Bizim biraz hareket oluşmaya başladı. Borusa yatırım gayet güzel gözüküyor şu an için. Doğan Holding görüyorsunuz, herhalde devam ediyor. Eczacı ilaç enteresan, evet eczacı ilaç da söz konusu. O, yani izlenebilir, kendisi iyi gözüküyorlar. Enerji sahada bir hareket olacaktır. İnka zaten harekete başlamış. Fenerbahçe, evet Fenerbahçe artık yavaş yavaş dip yapmaya başladı. Buradan bir dönüş gözde. Gidiyemiyoruz. Evet, evet gayet güzel gözüküyor. Peki, işçi, işgeyo bakarsan. Koza. Koza. Hidros. Netolik. Teknosa olabilir. Daha sonra biraz fark edeceğim. Tüpraş iyi geçiyor. Bak. Kredi buradan büyük ihtimal önceki gibi geçiyor. Zor halde iyi geçiyor. Evet, şimdiki söyleyecekleriniz bu hisseler arkadaşlar. Bunları izleyebiliriz. Bankacılık büyük ihtimalle bir hareket başlatacak gibi gözüküyor. Tahvil tarafına bakıyorum. Tahvil tarafına hali hazırda yani bu gerçekten felaket. 2009 Mart'tan beri en yüksek seviyede faizler. Ciddi sıkıntı. Bakın 7,5'lardayken 15'lerden bahsediyorduk arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Birazdan çok bakıyorum. 2019 seçimlerinde dolar 3'ün altında olabilir beklentimizi paylaştığımız bir videomuz var. Çok çarpıcı, mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek dileğiyle, herkese bol kazançlar.